alınan herkese merhaba arkadaşlar. Hazırlayacak olduğum bu devre evlerde veya iş yerlerinizde veya çalışma masanızda prizde unuttuğunuz herhangi bir elektronik cihazı otomatik bir şekilde, daha doğrusu sizin kendinizin belirlemiş olduğu zaman diliminde otomatik bir şekilde devre dışı bırakmaya yarayan güzel bir zaman ayarlı devreyi sizlere göstermek ve tanıtmak istiyorum. Devrenin çalışma prensibine geçmeden önce İlk başta devre kartımın üzerindeki bileşenleri yerleştirmek istiyorum. Sonrasında hem bu devrenin nasıl çalıştığını anlatmak hem de devrenin nasıl bir şekilde yönetilmesi gerektiğini sizlere aktarmak istiyorum. Bu kısımda, daha doğrusu arka yüzeyine baktığımızda, görmüş olduğunuz gibi bakır yolları lehim ile üzerinden geçtim arkadaşlar. Çünkü şu kısımda bulunan yerlerden 220 volt AC gerilim geçecek. O yüzden hem buraları güzel bir şekilde izole etmem gerekiyor, hem de devre kartının üzerindeki bu bakır plakanın çok daha iyi dayanabilmesi için bu şekilde lehim ile takviye işleminde bulundum. Hemen şöyle bir kısa devre kontrolü uygulayalım arkadaşlar. Çünkü dediğim gibi devre üzerinden 220 voltaj geçeceği için herhangi bir sorun, sıkıntı oluşturmasın. Çünkü çok büyük bir tehlike içermektedir. Hemen şimdi bir kısa devre kontrolümüzü sağlayalım yollar arasında. Ölçü aletimi görmüş olduğunuz gibi buzzer konumuna aldım. Burada en önemli husus, yolların hiçbir şekilde birbirine değmemesi gerekiyor arkadaşlar. Aksi takdirde, dediğim gibi, 220 AC gerilim geçeceği için bu yollardan herhangi bir sorun, sıkıntı oluşturmaması gerekiyor. Aksi takdirde çok büyük yaralanmalar, çarpılmalar meydana gelebilir. Zaten şu ince yollarda görmüş olduğunuz 12 voltluk DC bir gerilime sahip. O yüzden burada kısa devre oluşmuş olsa dahi en fazla kullanacak olduğumuz entegreyi veya diğer bileşenleri bozacaktır. Şöyle bu kısımlara baktığımızda herhangi bir kısa devre görünmemektedir. Hemen şimdi devremizin, plaketimizin üzerindeki bileşenlerini tamamlayalım. Sonrasında hemen devremizi çalıştıralım arkadaşlar. Kartımın üzerindeki bileşenleri yerleştirirken sizler de bu arada videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdiden iyi seyirler dilerim. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi devremin tüm bileşenlerini yerleştirdim. Gerekli bağlantılarını sağladım. Hemen şimdi devre üzerinden kısaca bahsedecek olursam, bu devrenin kalbi görmüş olduğunuz gibi buradaki entegrem, 555 entegresi. Bu entegre üzerinden zaman aralığını kendimiz manuel bir şekilde ayarlayıp zamanı uzatıp kısaltabiliyoruz. Tabii ki bu zamanı uzatıp kısaltabilmemiz için buradaki kondansatör ve şu kısımda bulunan direnci değiştirerek bu zamanı ayarlamış oluyoruz. Daha öncesinde bu devreyi ben trafo üzerine kurmuştum. AC bir trafo. Fakat kutu içerisine yerleştireceğim için trafodan dolayı kutu içine sığmadı. O yüzden SMPS bir devre kullandım. Devrenin girişini şu kısımda görmüş olduğunuz gri siyahlı kablo, 220 volt prize girecek kablom. Burada bu kablo Clemens'imin faz nötr ve toprak olarak, aynı şekilde faz nötr toprak, faz ve nötr girişimi sağladıktan sonra aynı hat üzerinden gelen buradaki Clemens'im SMPS devresinin
besleme hattı. 220 volt besleme hattı. Devrenin çıkışında ise 12 volt DC gerilim bulunuyor ve buradaki bütün devrenin besleme hattı buradaki devre çıkışında bulunuyor. Hat çıkışında bulunuyor. Burada arkadaşlar giriş kısmından yani 220 volt direkt girecek kısma faz nötr toprak bağladıktan sonra çıkış kısmındaki klemensime de bir grup priz bağlayarak aynı şekilde faz nötr toprak çıkışı bulunduktan sonra bağlantısını yaptıktan sonra istediğimiz her alanda kullanabiliriz. Bu devreyi en çok kullanacağımız alan örneğin bir çalışma masanız var ve bir şeyi açık unuttuğunuzu düşündünüz veya acilen gitmeniz gerekti veya en kötü ihtimal çalışma masanızda çalışırken bu devreyi aktif ettiğinizde acil bir şekilde masadan ayrılmak veya bulunduğunuz ortamdan ayrılmanız gerektiğinde devreyi ayarlamış olduğunuz zaman diliminde bulundurarak otomatik bir şekilde devrenin kapanmasına olanak sağlamış olursunuz. Biraz önce de söylediğim gibi daha önce bu devreyi trafo üzerine kurduğumda burada 4700 mikrofaradlık bir kondansatör kullandım. Fakat PCB baskısı üzerinde 1000 mikrofarad olarak ayarlamışım hat yollarımı. O yüzden 1000 mikrofarad kullandım arkadaşlar. Yani süre olarak daha da kısık bir, daha az bir süre zamanı olabilir. Şimdi hemen bir devremizi beraber deneyelim. Giriş kısmına bağlamış olduğumuz 220 voltajı hemen prizime takmak istiyorum. Şu şekilde. Görmüş olduğunuz gibi devredeki mavi ledim yandı. Yani devre aktif ve hazır bir şekilde bekliyor. Biz trimpot üzerinde sağa veya sola hangi tarafa ayarladıysak ona göre zamanı ayarlayıp kısaltıp uzatabileceğimiz için trimpotun hangi konumda olduğunu bilmiyorum. Süre şu anda uzun mu kısa mı bunu da bilmiyorum. Şimdi hemen bir devre kartının üzerinde giriş ve çıkışları şu şekilde kontrol etmek istiyorum beraber. Ölçü aletimi şöyle arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi 220 volt direkt şebeke hattından giriş bulunuyor. Ve çıkış kısmına baktığımda ise görmüş olduğunuz gibi herhangi bir değer yok. Burada AC diyor ama yani bir voltaj gösteriyor ama sadece nötr burada direkt yani nötr hattımız direkt olarak klemense geldiğinden dolayı bir miktar voltaj görebilirsiniz. Yine zaten buradaki faz ve nötr aynı şekilde buradaki klemense geldiğini söylemiştim. Görmüş olduğunuz gibi 220. Devrenin SMPS devresinin çıkışında şöyle baktığımızda 12 volt DC bulunuyor arkadaşlar. Yani bu besleme hattı, devrenin besleme hattı. Şimdi burada 1000 mikrofaradlık bir kondansatör kullandığımdan dolayı ne kadarlık bir zaman dilim olacak bilmiyorum. Bunu beraber gözlemlemiş olacağız. İlk başta trimpotumu saat yönüne doğru çevirip son kademeye getirmek istiyorum. Şu anda trimpotum saat yönüne doğru döndürmeye devam ederken trimpot içerisinden gelen tık sesini aldıktan sonra evet trimpotu çevirmeyi bırakıyorum. Şimdi arkadaşlar bu aşamada hemen bir kronometre açıp devrenin kaç saniye veya kaç dakika aktif kaldığını beraber gözetleyelim, gözlemleyelim. Şimdi sol tarafta bulunan butonum bastığımda trimpot üzerinden ayarlamış olduğumuz zamanı aktif edip buradaki çıkışa zaten nötrüm sabitti. Buradan gelen nötrüm sabit. Fazı role üzerinden geçirerek buradaki klemensimize iletiyor. Hemen bir zamanı başlatalım arkadaşlar. Hem kronometre hem de devre üzerinden. Bakalım devremiz tam olarak kaç saniye aktif kalıp kaç saniye sonra tekrardan iptal yani kapanmış konuma geçecek. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi 31 saniyede devremiz iptal oldu, kapandı. Yani off konumuna geçti. Buradaki
Yani trim potum şu anda en son kademede, yani en yüksek kademede. Kullanmış olduğum 1000 mikrofarad ve bu kısımda kullanmış olduğum 200 kilo'luk direnç sayesinde 30-31 saniyeye kadar devreyi aktif edebildik. Dediğim gibi bu süreyi çok daha fazla uzatabilmeniz için ben daha önceden 4700 mikrofaradlık bir kondansatör kullanmıştım. Videonun sonunda da tekrardan 4700 mikrofarad aynı şekilde bu devreye ekleyerek tekrardan bir kontrol işlemi sağlarız. Buradaki kondansatörü ve buradaki direnci değiştirerek bu süreyi sizler de uzatabilirsiniz. Şimdi kronometremizi sıfırlayalım. Bu sefer trim potumuzu sol tarafa doğru en son kademeye alalım arkadaşlar. Sonrasında devreyi tekrardan aktif edip çalıştıralım. Trim potumu sol, yani saat yönünün tersine doğru en son kademeye aldım. Kronometrem sıfırda. Tekrardan start verelim. Bakalım bu sefer kaç saniye sonra devremiz kapanmış olacak. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi 37. saniyede devremiz kapandı. Evet, arada sadece bir 5-6 saniyelik oynama var. Fakat buradaki en büyük etken, dediğim gibi, birincisi kondansatör, ikincisi burada kullanmış olduğum direnç. Buradaki direncin 200 kilo'luk olarak direnç kullandım. 300, 400 veya daha yüksek değerde bir direnç taktığımda bu şekildeki sistemin süresini, çalışma süresini çok daha uzun bir hale getirmiş oluyoruz. Şimdi hemen devreye faz ve nötr kısmına bir tane şu şekilde 220 voltluk bir ampul bağlayalım. Bildiğiniz üzere bu ampuller 220 volt LED ampuller. Yani size en uygun gösterebileceğim bu ampul olduğu için görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar 10 watt 250 voltluk bir ampulüm. Hemen devremizin şöyle giriş kısmına şu şekilde bağlayalım. Burada size gösterebilmem için LED ampul kullandım. Fakat siz istediğiniz her şeyi kullanabilirsiniz. Dediğim gibi ben bu devreyi bir grup prizin çıkışına monte edeceğim için sizler de bu şekilde kullanabilirsiniz. Veya istediğiniz her türlü ortamda, her türlü alanda kullanabilirsiniz. Herhangi bir sorun yaratmayacaktır. Zaten bu devrenin amacı prizde herhangi bir şeyi unuttuğunuzda ayarlamış olduğunuz zaman diliminden sonra sistemi otomatik bir şekilde iptal edip prize bağlı olan herhangi bir elektronik cihazın açık kalmamasını sağlamak için. Şimdi buradaki ampulüm toplamında 37 saniye civarında en yüksek çıkışı veriyor saniye bazında. Tekrardan bir devreye çalıştırmamız gerekirse şu şekilde arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi ampulüm yanıyor. Nötrüm sabitti. Faz verdim ve 220 voltluk ampulüm çalıştı. Örnek veriyorum. Devreyi 1 saat zaman dilimine ayarladınız ve manuel bir şekilde iptal etmek istiyorsunuz. Bu sefer sağ tarafta bulunan butona bastığınız zaman devre otomatik bir şekilde iptal olmuş oluyor. Tekrar tekrar hatırlatmam gerekirse en büyük etken kondansatör, sonrasında buradaki direnç. Ne kadar büyük kondansatör, ne kadar büyük direnç, ona göre devrenin çıkışındaki saniyeyi kendiniz değiştirebilirsiniz. Bu devre analog bir devre olduğu için kaç saniyeyi böyle dijital bir şekilde göremeyebiliyoruz. Fakat buradaki değerleri, dirençleri vesaire değiştirerek kendiniz bu süreyi deneye deneye bulabilirsiniz. Tam net değeri yakalayabilmeniz için size önerim burada 4000 mikrofaradlık kondansatör kullanıp 100 kilo ohmdan başlayıp buradaki direnci değiştirerek en yüksek konuma getirerek trim potu buradaki saniye aralığını yakalayabilirsiniz. Umarım sizler için yararlı ve bilgilendirici bir video olmuştur. Dediğim gibi bu devreyi üçlü prizlerinizde, grup prizlerinizde, çalışma masanızda, iş yerinizde, evinizde, her türlü alanda kullanabilirsiniz. Şimdilik videomuz, projemiz bu şekilde. Bu kadar arkadaşlar. Dediğim gibi umarım sizler için de yararlı ve bilgilendirici bir video olmuştur.
Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma ise abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bu ve buna benzer projelerde görüşmek dileğiyle şimdilik hoşça kalın.